Evet merhabalar, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Melik hoş geldin, merhaba. Merhaba. Melik Yiğiter, Abdülkadir Selvi, merhaba. Hoş İyi geldin. yayınlar, hoş bulduk. Hakan Bayrakçı. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ali Rıza Bey, Ali Rıza Öztürk. 23 ve 24. dönem. Evet. Hangi dönemler oluyor bunlar? CHP milletvekili Ali Rıza 2007 Bey. 2007 ile 2015 arası. 2007-2015, bayağı uzun bir süre evet. milletvekilliği yaptınız, tanıyoruz sizi. Dönem, evet. evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Abdullah, hoş geldiniz Abdullah. Hoş bulduk Abdullah. sağ olun. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ruslar, Ruslarla ilgili Avrupa'da bir korku var. Şimdi bu Avrupa'nın bazı gazeteleri bir takım spekülasyonlar yapıyorlar böyle bir gelecek perspektifi çizen haberler yapıyorlar. Savunma uzmanlarıyla falan yapıyorlar. <laughs> Ve mesela geçen hafta bir Alman gazetesi yazdı. Belgeler de bulmuşlar. Bunlar diyorlar ki Almanya Rusya'nın 2025'te NATO'ya saldırmasına hazırlandığını düşünüyorlar bu belgeler. Onu gösteriyormuş. Rusya 18 ayda 9 aşama halinde 3. Dünya Savaşı çıkarabilir dedi bu geçen haftaki bir Alman gazetesinin öngörüsü. Böyle bir şey çıkarttı. Bugün de İngiliz bir İngiliz gazetesi güvenlik uzmanları ve askerlerle Rusya'nın 2044'te 2044'te Avrupa'ya nasıl saldıracağına ve nasıl işgal edeceğine dair bir senaryo hazırlamış durumda. Böyle yani Avrupa'da Rusya bizi vuracak korkusu var. Bu böyle kasten mi kışkırtılıyor yoksa hakikaten <laughs> Böyle uzmanlarla falan konuşulunca, savunma uzmanlarıyla falan konuşulunca böyle bir şey çıkıyor mu ortaya? Ee, onu tam bilemiyorum tabii. Şimdi biraz onu sizlerle konuşmak istiyorum. Yani bu işin tarihsel perspektifi de var. Telefonum düşüyordu Melik. Eğer kırılsaydı evet. sana ödetecek. Ben direkt zaten fiyat, fiyat şeyi kanlandı evet. bende. fiyat düşme dengesi. Evet. Hemen <laughs> kuracaktın. Şimdi bizim Onur... Maaşını verirdin artık. Onur bir harita çıkartmış. Bu biraz bugünkü İngiliz gazetesi. Yani bunu bugünkü İngiliz gazetesinin çıkarttığı harita bu. Bu tabii bir 2044 yılı perspektifi. Şimdi malum burası Rusya. Abi ben hiç anlamam ben şimdi Hacı gibi oldum. Neydi? Hacının soyadı bizim ya. Yakışıklı. Hacı yakışıklı duruyor. Ha yani yakışırma. gel abi. Şuna bir. <laughs> yani, ne oluyor burada? Bir anlat ya. Yani. Ben bu haritaya baktım hiçbir şey anlamadım. Yani Apri Abi şimdi Almanlar mı, İngilizler mi haklı? Önce onu bilelim. 2025 <laughs> mi, 2044 mü? 2027 bir rakam da var. O da e, şeyde. Buyurun. Yani 2044'se daha zamanımız var. Bak Hacı böyle yapacaksın. <laughs> Sen sen anlatmayacaksın. Uzman anlatacak, değil mi abi? Şimdi bu haritayı bize bir açıklayabilir misin abi? Ne diyor bu harita yani? Bu İngilizler ne diyor? Şimdi İngilizler diyor ki Ruslar 2044'te saldırıya geçecek. Almanlar diyor ki o kadar beklemeyecek, 2025'te dalacaklar. Ruslar 2025'te dalacaklar. İşte Abdullah Bey de diyor ki ya 2027 diyen de var diyor. Yani bir böyle Avrupa'da bir Ruslar geliyor. Şimdi e, bu işin bizi ilgilendiren bir boyutu da var. Hatta bizi bu, tamamen ilgilendiriyor. Hayır, özel bir tarafı var. Şimdi ve Finlandiya yanında bir şekilde NATO'ya alınmasıyla birlikte Baltık kalkanı tamamlanmış olacak. Baltık kalkanında ne var? E, Rusların bir anklavı var. Yani buradan göstersen an, ana karadan kopuk Kaliningrad var. Kaliningrad'da e, buraya bağlayan, e, Belarus'a bağlayan bir suvaki koridoru var. Şimdi onun üzerinden bir senaryo yazıyorlar. Kökende ne var? Aslında e, iyi anlamakta fayda var. Ruslar, başta Almanya olmak üzere Atlantik'e çok kızgınlar. Neden kızgınlar? Şimdi Sovyetler Birliği dağılması süreçlerinde e, aralarında bir pazarlık yaptılar bunlar. Bu, bu pazarlık öncesinde ne vardı? Ee, Varşova Paktı yani Doğu Bloğu bir şekilde kıta Avrupa'sını kuşatmış durumdaydı. Ve 16 NATO ülkesi var. Şimdi temelde hakimiyet kimin elindeydi? Rusların elinde. Ama Ruslar bir şekilde çökme moduna girince dediler ki ben dediler Almanya'da 300 binlik Doğu Almanya'da ordusu vardı örneğin. O, o devası orduyu çekti ve Doğu Almanya'yı Almanlara bıraktı. Ve bir şart koştu onlara dedi ki üstüme gelmeyeceksiniz. Onlar dediler ki evet üstüne gelmeyeceğiz. Ama geçen zaman süresi içerisinde öyle bir süreç gelişti ki şu an 31 tane NATO ülkesi var ve özellikle Finlandiya'nın NATO'ya alınmasıyla birlikte 1300 kilometrelik bir kuşatma sınırı daha oluştu. Buna dair yeni bir doktrin oluşturuyor Ruslar ve Ruslar bununla birlikte özellikle Ukrayna meselesiyle birlikte neredeyse ciğerine kadar girmiş oldu. NATO girecek oldu. Şimdi bundan dolayı son derece büyük bir rahatsızlıkları var. Zaten... Ama, ama bu, bu, olay yani hem Almanların kaygısı hem İngilizlerin kaygısı Rusların Avrupa'ya saldıracağı yönünde. Şimdi oraya oraya geleceğim. Şimdi zaten o stratejik hamleyi Ukrayna üzerinden yaptı. Şimdi Ukrayna Ukrayna'ya büyük bir destek verdiler. Bir şey okuyacağım size. Müsaade ederseniz bunu Medvedev e, söyledi. Kime söyledi? Alman Başbakanı'na söyledi. Çok ilginç cümleler. Yani e, yak diyor ki bakın. Bu şeylerle ilgili grevler mirevler falan oldu ya Almanya'da. Siz haberlerini yaptınız arkadaşlar. Şimdi Almanya'daki grevler çiftçiler ülkenin büyük bir bölümünü abluka altına aldı. Süspansiyonlar ip iptal edildi. Ve Ukrayna için yapılan harcamalar hala astronomik seviyelerde. Bunu niye söylüyor? Çok kızgınlar. Çünkü Ukrayna'nın finans desteğini yani kıta avrupasından finans desteğinin yarısını Almanlar sağlıyorlar. Ya askeri ölüyor. Şimdi bundan dolayı Almanlara yeni bir özel bu kızgınlık yani? var. Sonra yani Ruslar Almanlara kızıyor. bir. Tamam, evet. Kızıyor. Nereye varacağız yani burada? Şimdi şimdi bütün bu temel denklemde e, Ruslar da e, savaşı kazanma modundalar. Yani bir şekilde Hangi savaşı? Ukrayna savaşını. Ukrayna savaşında bir hala orada bir Hala orada böyle, böyle bir belirsizlik yok mu? Kimin kazandığı belli değil böyle ortada. Ahmet Bey şimdi e, hani hamaset yapmayacağım. Neydi en başta? Donbass'ı değil mi? Donbas 35, 35 bin kilometre kareydi. Şu an Rusların elinde ne kadar var? 100 bin kilometre kare toprak. Yani Ruslar zafer kazan, zaferlerini ilan edecek boyuta gelmedi ki. Önümüzdeki yaz ne olacağına bakacağız hep beraber. O kadar uzayacak mı her şey yani? Yani oraya doğru gidecek hatta o savaşın devamı olarak kurguluyorlar bunu. Peki. Ruslar bundan sonra diyorlar ki işte bu senaryolar devreye Peki gidiyor. bu senaryo nedir? Bana bu senaryoyu anlatabilir misiniz? Ben bunu anlamıyorum yani. Şimdi, şimdi, bu harita o, neyi anlatıyor? Ama, Buraya gelelim şu harita üzerinden. Dünya anlatayım. Savaşı senaryosu. Ya ne anlatıyor onu bir anlayalım. Seyirci de anlasın <laughs> ya bir anlatsanız da bu ne, ne oluyor bu? Şimdi en başta Baltıkla ilgili hassasiyetini söyledim. Suvalka koridoruyla ilgili, Kaliningrad'la ilgili hassasiyetini söyledim. Şimdi Suvalka koridoruyla ilgili hassasiyetini Baltık kalkanını kırma, kırma meselesini neyle halledecek? Baltık ülkeleriyle halledecek. Baltık ülkelerinin demografik yapısında ne var? Ruslar var. Yani <laughs> kimilerinde yüzde Burada, bir... bununla alakalı konuşmuyor musun? Bununla ilgili konuşuyorum bakın. O zaman harita üzerinden anlat. Ha, anlatayım. Oradan de. anlatayım. Bu adam ne yapmak istiyor? Bu haritayı yapan Dünyaya ne mesajı vermek istiyor? Yani bu ne demek istiyor? Çünkü biz bu haritayı okuyamıyorum ben. Yani bana okursanız, anlatırsanız şimdi benim... bu haritayı yapanların maksatları Anladım. nedir? Değil mi? Onu anlamaya çalışıyorum. Bunlar aslında diyorlar ki hazır olalım. Her ya ne, ne, de... neymiş ya? Yani, ne yapacakmış Ruslar? Ru... Mesela diyor ki burada yapay zeka kontrollü tanklar Baltık ülkelerini işgal edecek. <laughs> Baltık ülkeleri hangileri? Letonya, bu tanklar Litvanya, Litva, Litva, Litvanya. Şu üç ülke. Bunlar ha, Önce ülkeleri. tanklar Baltık ülkeleri dedikleri. Bir daha gösterebilir misiniz? Litvanya, Estonya, Letonya, Estonya, Litvanya. Bu üçünü işgal edecek. Bunu bu. iş, şimdi işgal ama nasıl işgal? Şimdi tabii bu bir senaryo. Şimdi şöyle bir soru var. E, o zaman NATO'nun beşinci maddesi devreye girecek. Çünkü NATO ülkesi bunlar. O zaman nasıl işgal edecek? O zaman akla gelen cümle şu. Asimetrik harekat yapacak. Yani, yani içten işgal edecek. Mesela şöyle diyor. Şimdi sırayla gidelim. Bu bu doğru sıralama mı? Bu, bu haritanın sıralaması mı? Tamam yani bu bu gazetenin sıralaması. Bu gazetenin yazdığı senaryoya göre onlar da uzmanlara dayandırıyorlar. Uzmanlar diyorlarmış ki bir sonraki uluslararası çatışma büyük olasılıkla Kapsamlı bir Sibel saldırıyla başlayacak. Hı hı, evet. Yani Türkiye'yi de kapsayan bir ulaşım. Hatlarını... Yani şöyleymiş: Türkiye, İtalya, Fransa ve İspanya mı? Öyle görünüyor.